Furkan'a vereceğim sorusunu sorması için Nun okullarında kalmıştık. Yani, öncelikle Nun okullarını gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Yani onun yönetiminde de Berat Albayrak, yine Erdoğan'ın ailesinden Esra Albayrak kızı var. Ya sizin bununla ilgili tanıklıklarınızı merak ediyorum. O Beykoz'da Nun okullarına o arazi nasıl peşkeş çekildi? Bununla ilgili biraz daha detay bize verebilir misiniz? Yani tabii ben bunu şunun için söyledim Timur Bey. Orası bir sit alanıydı. Orada orası imara kapalı bir alandı. İstanbul Büyükşehir'de bununla ilgili yapılan değerlendirmelerde burası imara açılmadı. Ve burası daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden imara açıldı. Ve şu anda sadece okul değil önünde villalar yapıldı. Şunu anlatmaya gayret ediyorum. Yani bir ülkeyi yönetenler ve onların aileleri, bakın bu ülkede başbakanlık yapmış birinin eğer Hollanda'da milyarlarca dolar, euro servetinden bahsediliyorsa ve bugün bunları yaşıyorsak ve bugün Türkiye'de bunlar oluyorsa, bu Türkiye'de aslında bütün bu yaşadıklarımızı niçin yaşıyoruz sorusunun cevabı demokrasi ve hukukta yaşamış olduğumuz derin açıklardır. Her konuda biz yargıyı göreve davet ettik. Biraz önce arkadaşlar sorarlarken şöyle bir cümle kuruldu. Size belge gelmiyor mu? Bize belge gelmiyor ama bu sivil toplum kuruluşlarında yaşayan, halen görevli olan birçok arkadaşımız bu işten müzdaripler. Onlara da sizin aracılığınızla söylüyorum. Artık korkmayın, konuşun. Yarın çocuklarınızın yüzüne bakabilmek için konuşun. Sonuçta Tayyip Bey'le bizim veya ailesiyle hiçbir kinimiz, düşmanlığımız asla olamaz. Ve Tayyip Bey'in siyasi anlamda son demlerini yaşadığı AK Parti'nin bu şekilde bir final yapması, inanın bizim siyasi geçmişimiz için de bir leke. Bunu doğru bulmuyoruz. Nun okulları ile ilgili şunu özellikle altını çizmek istedim. Yani sonuçta Kılıçdaroğlu bugün bürokratlara da bir çağrı yaptı. Nun okullarında bahsettiğiniz gibi o sit alanına, o villalar veya o okul, bürokratlar suç işlemese yapılabilir mi? İşte şunu söylüyorum, Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz bununla ilgili bir deadline belirledi, bir tarih belirledi. Şimdi bu okulun yapılışı, açılışı Allah rahmet eylesin. Yücel Çelik Bilek Beykoz eski belediye başkanımız. Yani neler yaşadığımızı bizler biliyoruz. Onun için yani şunun altını çizmek isterim. Sayın Kılıçdaroğlu artık buna bir dur diyor, deyin diye bir tavsiyede bulunuyor. Bürokrasiye. Hakikaten artık mızrak çuvala sığmıyor. Ben de AK Parti'de siyaset yapmış biri olarak biraz önce AK Parti'de siyaset yapmış bütün kardeşlerime seslendim. Yani o bürokrasiye seslendi. Ben AK Parti'de siyaset yapanlara seslendim. Yeter artık değil. Yeter artık. Artık bu kaldırılacak bir yük değil. Çocuklarınızın yüzüne bakamayacaksınız. Yarın sokağa çıkacak ak bir yüzünüz olsun istiyorsanız bugün artık sesiniz çıksın diyorum. Selim Bey, şimdi Nun okullarından bir başka konuya gideceğim ve son sorumuz. Bu aslında Timur Bey, bugün inşallah onu başka bir yayında daha detay konuşalım. Çok merak ettim. Stüdyoda ağırlarız Selim Bey sizi ve bugün aslında bu yayını yapmamızın gerekçelerinden biri de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sadat'a gitmişti ve seçim dönemine ilişkin, seçim güvenliğine ilişkin soru işaretlerini ortaya koymuştu ve haftalardır da tartışılıyordu. Bunu konuşacaktık, Sadat'ı konuşacaktık ve çok iyi bildiğiniz 15 Temmuz'u konuşacaktık aslında. O nedenle son soru olarak bunu soracağım, az önce 15 Temmuz dediğiniz için. Şimdi 15 Temmuz'la ilgili en çok konuşması gereken, aslında açıklama yapması gereken isimlerden biri sizsiniz ve partiniz. Çünkü hem darbeleri araştırma komisyonunda olmuş bir genel başkan yardımcısı var Selçuk Özdağ, hem Sayın Olçok partinizde, hem siz o gün 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da havalimanında karşılamaya giden, o gün sahada olan isimlerden birisiniz. O güne ilişkin hala konuşulmayı bekleyen, sizin hakkınızda kuşku bırakan, aydınlatılmayı bekleyen ya da AKP içine sesleneceğiniz ya da yanıt beklediğiniz neler var? Ve bu süreç aynı zamanda yeni bir seçim döneminde de yaşanabileceklere ilişkin de başka soru işaretleri doğuruyor mu sizde? Çünkü hala kayıp silahlar iddiası var, hala envantere kayıtlı olmamış dağıtılan silahlar iddiaları ortada bekliyor. Gülhanım, inşallah 15 Temmuz'da, 15 Temmuz haftasında daha detay konuşabiliriz ama şu duygumu paylaşmama müsaade edin. 15 Temmuz benim için özel bir gün. Kendi doğum tarihini de 15 Temmuz olarak ifade eden biriyim.
Çünkü o gece Türkiye'yi yönetenler ve o dönem partinin genel başkanı da dahil Allah'ın bir kuluna telefonla ulaşamayıp Türkiye'yi sokağa davet eden biriyim. Dolayısıyla bunu yaşarken, bunu yaparken herhangi birinden talimat almayan biri olarak 15 Temmuz'la ilgili olarak şu an peşimi bırakmayan bazı olaylarla da mücadele ediyorum. Nedir o? İşte birkaç ay önce geçtiğimiz işte Temmuz ayında hatırlarsanız Sedat Peker'in yapmış olduğu bu kaçak silahlarla ilgili olarak bir açıklama oldu. Ben o dönem AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı'ydım. Yani 2016 Ağustos ayında yapılan bu teslimat yapıldığı zamanki dönemden bahsediyorum. Ben orada iki gün bekledim. O dönem ülkenin başbakanı ve partinin genel başkanı Sayın Binali Yıldırım'dan bir açıklama bekledim. AK Parti yetkililerinden bir açıklama bekledim ama sizin ve birçok televizyon ekranında o dönem AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yaptığım için neden sesimin çıkmadığına dair birçok arkadaşımız, televizyoncu dostumuz bizi açıklamaya davet etti. Ve biz de bu ekranlarda çıkıp şunu söyledik, bu meselenin yargı tarafından mutlaka incelenmesi lazım. Ancak bir silah teslimatı söz konusuysa, ki bununla ilgili olarak da detaya girmeyeyim, şu anda maalesef beni çok üzen, sükutu hayale uğratan çok daha detay bilgilere sahip oldum. Burada açıklamayacağım onu bu gece. Sonuç itibariyle bununla ilgili olarak yargıyı göreve çağırdım. Aynen biraz önce diğer olaylarda olduğu gibi. Ve şunu söyledim. Eğer bu ülkede AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'na ya da gençlik kollarımızdaki arkadaşlarımıza birileri silah dağıtmışsa bu İçişleri Bakanı'nın sadece bilgisi dahilinde olacak bir şey olamaz dedim. Ve bazı kişilerin isimlerinden bahsettim. Ama bunun da yargı tarafından incelenmesi gereken bir mesele olduğunun altını çizdim. Ve maalesef üzülerek ifade ediyorum. Şu anda o dönem adeta arka kapıdan dolaşılarak bizim bilgimiz haricinde bir takım operasyonlar yapılmış. Bunları öğrenmiş olduk. Selim Bey, çok önemli bir şey. Zamanı geldiğinde daha detay bir şekilde açıklama imkanım olacak. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani ben altını çizmek için tekrar vurgulayayım. Biraz vaktinizi, genel başkanım da vaktini alacağım ama. Yani o Sedat Peker iddiası şuydu. Araba bagajlarında kasa kasa Kalaşnikov silahların AK Parti'nin gençlik kollarının yöneticileri tarafından Balat'ta başkalarına kasa kasa teslim edildiği yönünde çok çarpıcı iddialardı. Bunu doğrulattınız ve bunun detaylar çok var. Daha yaygın olduğunu, başka yerlerde de olduğunu mu tespit ettiniz? En azından bize bunu söyler misiniz? Zamanı geldiğinde Timur Bey, bunları çok daha detay bir şekilde inşallah konuşacağız. Çünkü Türkiye'de Selim Bey, büyük bunda, bir korku olayı var. Benden kaynaklanmıyor. Özür dilerim. Bizden kaynaklanmıyor. Ama bu meseleleri konuştuğumuz insanların da hukukunu korumak adına bunu söylüyorum. Yoksa bizde herhangi bir korku olmadığını sizin bildiğinizi biliyorum. Ama yani çok biz daha buradan fazla örnek olduğunu söylüyorsunuz. Yani sadece Balat değil, farklı örneklerde var mı? En azından bunu söylerseniz bize bu akşamlık. Ya Timur Bey, Balat olayı çok özel bir case, özel bir olay. Ama ben şöyle söyleyerek kapatmak isterim. Şu anda bu para transferleri dahil konuştuğumuz meseleyi varlık barışını da yıllardır devam eden varlık barışını da konuşarak meseleye bakmamız lazım. Varlık fonunu ve varlık fonunun niye incelenmediğini, niçin hiçbir denetime tabi tutulduğunu konuşarak devam etmemiz lazım. Bu ülkenin ordusu, emniyeti olduğu halde Sadat gibi yapıların niçin devrede olduğunu konuşarak devam etmemiz lazım. Bu paralel yapıların bu ülkede niçin kurulduğunu artık çok daha sesli bir şekilde haykırarak konuşmamız lazım. Selim Bey, o zaman bu konuşmaya lazım. İşte tam onun da az önce söz ettiğiniz detayla başlamanız gerekmez mi? Biraz cepte tutulmuş olmuyor mu bu sonra açıklayacağım durumu? Tam da konuşmamız gereken şey bugün olmuyor mu? Yani hep yarına bekletmek, cepte bekletmek, o detayları kamuoyu Hanım, milyonlarca insanı ilgilendiriyor çünkü. Ya yakın zamanda burası için söylemiyorum ama bir kamuoyu açıklaması yapacak mısınız ya da dikkat çekecek misiniz o gelen detaylara, başka detaylara da ulaştım dediniz. Elbette Şule Hanım. Bunların hep her biri açıklanacak, her biri şahitleriyle ortaya konacak ve bu ülkede hukuksuzluk yapanlar bu milletin çocuklarına şayet silah dağıtmışlarsa
Bunların hesabını millete verecekler. Ama dikkat edin, dikkat edin. Kendi mal varlığıyla, yurt dışındaki mal varlığıyla ilgili açıklama yapmayan ama kendi oğlunun bilmem Venezuela'ya, dünyanın diğer ucuna, Kolombiya'ya, bilmem şuraya buraya maske götürdüğünü söyleyen şahıs, bu silah teslimatıyla ilgili olarak dönemin genel başkanı ve ülkenin başbakanı olarak tek bir açıklama yapmadı. Her şey bizim üzerimize kaldı ama biz gereken görüşmeleri yaptık. Şu an bazı tespitlerimiz var. O arkadaşlarımızın da hukukunu koruma adına zamanı geldiğinde bunları hiç şey olmasın, şüpheniz olmasın. Çok net bir şekilde açıklayacağız. Dediğim gibi bu benden kaynaklı bir şey değil. Bazı insanların hukuklarını koruma adına yapmış olduğum bir değerlendirme. Yine gölgede kalan bir soruyla bitireyim. 15 Temmuz bu. Şimdi 15 Temmuz'dan geriye gidelim. 7 Haziran 1 Kasım'a. Çünkü Sadat dediniz, seçim güvenliği, seçim süreci dedik. Aynı çalışmayı, aynı soru işaretlerinin peşinde koşmak için 7 Haziran 1 Kasım süreci için de bunu yapıyor musunuz? Ben 7 Haziran'ın da 1 Kasım'da içinde yaşamış biri olarak söyleyeyim. Yani o süreç özellikle Güneydoğu ve Doğu'da neredeyse bütün illeri dolaşmış. Orada hendekleri, çukurları görmüş. Orada KCK'yı görmüş. Orada adeta paralel yapıları görmüş biri olarak söyleyeyim. Orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapmış olduğu işleri onaylayan biri olarak söylüyorum. Çünkü Türkiye teröre, Türkiye bölünmeye doğru kapı açıldığı bir dönemde Sayın Genel Başkanımız o dönem Ahmet Davutoğlu olağanüstü büyük bir cesaretle her hafta sonunu bölgede geçirerek Türkiye'de terörün ortadan kalkması, hendeklerin kapatılması yönünde çok büyük bir gayret sarf etmiştir. Elbette Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak isteyen yapılar hiçbir zaman boş durmayacak. Ama ben o dönemle bu dönemin birbirinden çok farklı olduğunu düşünüyorum. Bakın şu anda önümüzde işte aynen Davos'ta olduğu gibi bir daha Davos'a gelmem diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın Miçotakis'le ilgili olarak söylediği cümleyi seçime giderken benzer şekilde değerlendirmek lazım. Suriye operasyonu var. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de önümüzdeki dönem nelerle karşı karşıya kalacağını bilmiyoruz. Türkiye'de dış politikanın iç siyasette bir malzeme olarak kullanılacağı bir dönemi inşallah yaşamayız. Benim tek temennim odur. Çünkü Türkiye'nin insanların bizden duymak istediği şeyleri biz konuşamıyoruz. Türkiye'de gündem çok farklı yerlere gidiyor. Türkiye'de işi, aşı, gençlerimizin durumunu, çiftçinin durumunu konuşmamız lazım. Ekonomiyi konuşmamız lazım. Ama inanıyorum ki Tayyip Bey, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız bunlar konuşulmasın diye ülkenin gündemini çok daha ultra meselelere, küresel meselelere hatta uzaya kadar götürecektir. Ve bizi bu anlamda meşgul edecektir diye düşünüyorum. Peki. Sayın Temürcü teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Biraz sürenizi de uzattık biliyoruz. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi rejiye bir sorayım. Bir dakikalık bir reklam demiştiniz. Çünkü Sayın Başkan'a gitmeden önce...